domates alamıyoruz. Yani bizim hani çarpıcı bir örnek diye söylüyorum size. Biz İzmir'de vefat eden vatandaşlarımızın taziyelerine pide göndeririz. Senelerdir bunu yapıyoruz. O pideler domatessiz gitmeye başladı. Çünkü domates almak için yaptığımız ihalede belirlenmiş olan fiyatı üretici veremiyor. Yani ben bu fiyattan domatesi veremem size diyor. Bizim de kamu kurumu olarak başka türlü almamıza imkan yok. Özetle bu sadece bir tane küçücük örnek aslında ama bunun gibi o kadar çok şey var ki. Yani çıktığımız ihalelerde müteahhitler işi yarım bırakıyor, tasfiye etmek istiyor. Yeni ihalelere çıktığımızda müteahhit girmiyor. Belirsizlik nedeniyle o bizim tespit ettiğimiz raiç bedellere, işte ihale bedellerine, yaklaşık maliyetlere katlanamayacağını düşünüyor. Kısacası bu ekonomik belirsizlik ve bu hayat pahalılığı tabii ki her mutfakta bir yangına sebep oldu ama Büyükşehir Belediyesi mutfağında da büyük bir yangına sebep oldu. Yani Büyükşehir Belediyemiz bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları dışında bir kurum değil ki. Yani bu memlekette yaşayan herkesin nasıl canı yanıyorsa, üreten, ter döken, alın teri döken herkes nasıl mağduriyet yaşıyorsa, İzmir Büyükşehir Belediyesi de tüm kurumsal kapasitesiyle büyük sıkıntılar içinde. Ama bunları aşacak gücümüz var. Hala uluslararası finans kuruluşları nezdindeki kredibilitemiz aynen duruyor. 3A olarak tarif edilen güvenilir, yatırım yapılabilir seviyede olduğu tespit edilmiş olan derecelendirmeler devam ediyor. Kısacası buradan İzmirlilere şunu çok açık söylemek isterim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla ilgili, geleceğiyle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bunları da aşacağız. Dedik ya 3 yıl nereye aşmadık biz. Bunları da elbette aşacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi çok güçlüdür. Çok köklü bir kurumdur. Ve bu felaketlerin tahribatını yenecek, onların üzerinden gelecek güce sahiptir. Bunları da aşacağız. Biz kamu ihale mevzuatına tabi değiliz. Buca Metrus ihalesi kamu ihale kanununa göre yapılmadı. FİDİK denilen uluslararası ihale mevzuatına göre yapıldı. Çünkü oluşturduğumuz konsorsiyum, yani 490 milyon euroluk sendikasyon kredisi bu ihale mevzuatına göre yapılması gerektiğine karar verdi. Biz de buna uygun davrandık. O ihale mevzuatına göre yol alındı. Nitekim aşırı düşük veren iki firmanın sorgusunu o ihale mevzuatına göre yaptık. Onun sonuçlarını yine o ihale mevzuatına göre değerlendirdik ve bir tane firmayı tercih edip diğerini ihale dışında bıraktık. İhale dışında bıraktığımız firma FİDİK mevzuatına göre hak etmediği bir sonuçla karşılaştığını ileri sürerek idare mahkemesine başvurdu zaten. Orada da iki şey ileri sürdü. Birincisi iki kez sorgu yapıldı firma ile ilgili aşırı düşük teklifleri. İkincisinin belgelerinin kendisine aktarılmadığını iddia etti ve yerinde analiz yapılmadığını iddia etti. Mahkemede evet firma haklıdır dedi. Biz de bunun üzerine itiraz ettik Danıştay nezdinde. Şimdi Danıştay bir karar verecek. Diyecek ki evet mahkeme haklıdır, bunların gereğini yerine getirin. Bizim zaten elimizde. Biz o sorguları da yapmıştık, o belgeler de bizde. Ama biz fidiye göre böyle bir tekrar firmaya verme zorunluluğu olmadığını biliyoruz. O nedenle yapmadık. Ama mahkeme derse ki fidiye göre bunu vermen lazım, veririz. Yeni bir idari işlem tesis etmemize gerek yok kısacası. Çünkü yerinde analizler de yapılmış durumda. Mahkeme kararını bozarsa yine bir idari işlem tesisine gerek yok. Özetle karar ne olursa olsun kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten EBRD yani bu konsorsiyumun lideri olan Avrupa İmar Kalkınma Bankası ihaleyi kesinleştirdi ve onayladı. Özetle orada bitmiş bir süreç var zaten. Burada çıkacak karar her ne olursa olsun bu süreci etkileyecek bir sonuç doğurmayacak.
bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en feasible, en rentable metro projesidir. Neden böyle? Biz 3.20 faizle 490 milyon euroyu bulduk. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti 8-9 faizlerle borçlanıyor. 2. 4 yıl ödemesiz, 12 yıl vadeli bir krediydi bu. 4 yıl ödemesiz ne demek? İnşaat süresi 4 yıl. Yani inşaat süresi boyunca biz bir bedel ödemiyoruz finansmanın geri dönüşüyle ilgili. Bu ne demek? İş bitiyor, hat çalışmaya başlıyor, elde ettiğiniz işletme geliriyle geri ödeme yapmaya başlıyorsunuz. Senede 45 milyon euro gelir elde edeceğimiz bir hat bu. 400 bin kişiyi taşıyacağız senede. Ve 13 senede kendi kendini geri ödeyen bir yatırım. Özetle, Büyükşehir Belediyesi'nin cebinden bir kuruş çıkmayacak. Kimsenin cebinden para çıkmayacak. Proje kendi kendini geri ödeyen ve işletme geliriyle amortismanını sağlayan bir projedir. Emin olun, dünyada bu ölçekteki metro yatırımlarının geri dönüş süresi 25 yıl, 30 yıl. Ama biz öyle bir güzergahta yapıyoruz ki bu hattı ve öylesine cazip koşullarda yarattığımız bir finansmanla yapıyoruz ki emin olun sadece Türkiye'nin değil, dünyada da eşi benzeri çok az görülmüştür. Bütün dünyayı bilme imkanım olmadığı için daha iddialı bir şey söylemiyorum ama en azından Türkiye'de böyle bir metro hattı yok. Bu kadar feasible, bu kadar rentable bir metro hattını hayata geçireceğiz. Burada ortaya çıkacak tasarrufu falan saymıyorum bile. Hani bütün o güzergahlardan çektiğimiz lastik tekerleklileri düşünün, otobüsleri düşünün. O bölgede yaratacağımız trafikte ortaya çıkacak büyük faydayı düşünün, trafik rahatlamasını düşünün. Bütün bunlar bir tarafa. Sadece finansman açısından baktığınızda Türkiye'nin en rentable projesini hayata geçiriyoruz. Şu anda şantiye yeriyle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Zannediyorum bir ay içinde Danıştay'dan da geri dönüş olacak zaten. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orada valilik binasıyla uyumlu bir başkanlık binası yapacağız. Aynı yerde ama 2 katlı olur, 2,5 katlı olur onu bilmiyorum. Yani projeyi çalışıyor arkadaşlar. Başkanlık makamı, meclis salonu ve komisyon odalarının olduğu bir bina olacak bu. Onun dışında belediye binası ayrı yerde olacak. Sökeceğiz. Sökeceğiz o hançeri. İnşallah çok az kaldı. Yani bu süreç 3 yıldır çok yakından takip ettiğim bir süreç. Defalarca TMSF'ye gittik. Başkanlarıyla buluştuk. Arkadaşlarım çok uzun zamandır çok titiz bir çalışma yürütüyorlar. Çok az kaldı. Biraz daha sabır diliyorum. Ne söylesem sürece zarar verir. Bu süreci bu şekilde yürütmemiz kamu menfaatidir. Müsaade edin, çok az kaldı ama onu söyleyeyim çok net. Gerçekten çok az kaldı. İnşallah hayırlı bir sonuçla İzmirli'yi de buluşturacağız. Yeşildere Atatürk büstünün olduğu yerden başlayıp denize kadar giden bir güzergahtır. İşte Melez Deltası'yla sonlanır. Burası aslında İzmir'in kalbidir. Yani İzmir'in belki de her kesiminin üzerinden geçtiği bir güzergahtır. Şimdi burası da aynı zamanda İzmir'in en mezbelelik alanıdır. Biliyorsunuz eski deri fabrikaları, gece kondular, yıkık dökük binalar, 10 yıllardır çürüyen bir doku. Yani bir kere biz burayı ayağa kaldırmak istiyoruz. Burayı yenilemek istiyoruz. Ama bunun için çok güçlü bir enstrüman yakaladık. 2026 Botanik Exposu. Kültür park gibi, şu an içinde bulunduğumuz bu cennet mekan gibi bir botanik bahçesi yapacağız orada. Yani İzmir yeni bir kültür park kazanacak Yeşildere'de. Bu arada orada yeni bir kentsel dönüşüm de hayata geçirilmiş olacak. 2026'da düzenleyeceğimiz bu ekspodan sonra, ekspo bittikten sonra orası İzmir için yeni bir kültür park gibi hizmet verecek bir alana dönüşecek. O mezbelilik ortadan kalkacak. Ama en önemlisi biz Expo'yu bu kentsel dönüşüm için, İzmir'in dönüşümü için aslında. Yani orası sıradan bir kentsel dönüşüm değil. Çok İzmir'e etkileri çok büyük olacak bir dönüşüm. Ve böylece orayı İzmirli ile tekrar buluşturmuş olacağız. Yani yaklaşık 50 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. Bu
etap etap daha da büyüyecek. Ben ilk etabından bahsediyorum. Şimdi kamulaştırmalar başladı. Zaman kısıtı nedeniyle çok hızlı çalışıyoruz. Tabii ki buradan suistimal yaratmak isteyecek, işte burada farklı niyetlerini gerçekleştirmek isteyecek yapılar çıkacaktır. Ama Büyükşehir Belediyesi çok kararlı bir biçimde buranın İzmir'in dönüşümü için bir kaldıraç olarak kullanmak üzere bütün hazırlıklarını yapıyor. Bir yandan Expo Master planımızı hazırlıyoruz. Bir yandan oradaki alanı Expo'ya hazırlamak üzere çalışma yapıyoruz. Bir yandan da Expo sonrasını planlıyoruz. İzmirliler yepyeni bir kültür parka kavuşacaklar. İzmir'de bu körfezdeki koku meselesi hakikaten işte senede 10 gün 15 gün ortaya çıkıyor. Her gün tabii ben merakla bunu izlemeye çalışıyorum ve nerede yoğunlaştığını, ne zaman yoğunlaştığını anlamaya çalışıyorum. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. İzmir'deki bu problem senede 10-15 gün arasında sıkışıyor. Ama bundan kurtulmamız lazım. Bunu yok etmemiz lazım. Nasıl yok edeceğiz? Bizim yaptığımız tespit, körfeze pis su akışını engellememiz lazım. Çünkü körfezin kendi kendini yenileme gücü, yani doğanın kendi kendini yenileme gücü var. Yani bu biz kirletmezsek doğa kendi kendini kurtarabiliyor. Çernobil, işte 36 yıl önce patlayan büyük nükleer santrali düşünün. Şimdiki videolarına bakın. Orman olmuş durumda. Doğa düşünün, nükleer bir patlamanın, bir felaketin sonucunda bile kendini yenilemeyi başarmış. Burada da başaracak. Körfezi de biz kirletmediğimiz takdirde körfez kendi kendini temizleme gücüne sahip. Biz yeter ki kirletmeyelim. Kirletmemek için ne yapıyoruz? Şu ana kadar 3 yıl içinde 196 kilometre yağmur suyu pis su kanalı ayrıştırma çalışmasını tamamladık. Bunu 374 kilometreye kadar çıkartacağız. Neden 374 kilometre? Çünkü yağmur suyu pis su kanallarının ortak aktığı ve körfeze döküldüğü toplam güzergah 374 kilometre. 196 kilometresi bitti. Şimdi bu çok büyük bir sıkıntı. Neden? Çünkü bir sokakta oturuyorsunuz. Temiz suyunuz bağlı, pis suyunuz bağlı. Hiçbir sokakla ilgili bir sorununuz yok. Yani ama biz kazıyoruz. Şimdi durup dururken bitmiş, etrafında huzurla yaşadığınız bir mahallede, bir caddede geliyor, iç su kazı yapıyor. Hem de derin kazı, işte kanallar yenileniyor. Şimdi bir kere konfor kaçıyor, konfor bozuluyor. Bunun derhal kapatılması her zaman mümkün olmuyor. Çünkü testinin yapılması lazım, bağlantılarının kontrol edilmesi lazım. Bizden kaynaklanan, ekonomik krizden kaynaklanan, şundan bundan kaynaklanan sebeplerle de gecikiyor. Şimdi yumurta kırılmadan omlet olmuyor. Orada sadece kent içindeki dere yataklarının temizlik maksadıyla betonlanması gerekebilir. Ama kent merkezindeki, metropol dışındaki yerlerde bunu yapmamak lazım. O doğanın ritmini de bozan sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ama ben şurasındayım işin. Sebebin kirletmekten kaynaklandığını biliyorsanız, kirletmeyi engelleyecek ne varsa onu yapmanız lazım. Bizim yaptığımız en büyük tespit yağmur suyu pis su kanallarının aynı kanaldan akıyor olması. Bir kere bunu ortadan kaldıracağız. Bu nedenle bugün rahatını kaçırdığımız, bozduğumuz, konforunu ellerinden aldığımız vatandaşlarımız şunu bilsinler ki bir iki ay içinde, yani en geç bu yaz sonuna kadar bunun tamamını bitirmiş olacağız. Çünkü şimdilik bu yeni bir çalışmayı başlatana kadar eskilerinin kapatılmasını şart koştuk. Önce bunlar kapanacak, vatandaşın huzuru, konforu tekrar teslim edilecek. Ondan sonra yeni kanallar yapacağız. Ama önümüzdeki iki yıl boyunca bunun devam edeceğini de bu vesileyle söyleyeyim. Çünkü biz bunu bitirmek mecburiyetindeyiz. İzmir'e sözümüz var, o körfezde yüzeceğiz. Onu yapmak için de bu yağmur suyu, pis su kanallarının ayrıştırmasını tamamlayacağız. Yani millet bahçesi olsun, yani rekreasyon alanı olsun, özetle yeşil alan olsun istiyoruz. Yani daha önceden burayla ilgili işte ticaret, konut ve benzeri şeyler de yapılmış. Ama bunların hepsinden vazgeçmeye hazırız biz. Geçmiş dönemlerde Sayın Özfatura zamanında burayla ilgili yapılan
planlarda, imar planlarında konut, ticaret bunlar öngörülmüş. Ama biz bunların hepsinden vazgeçmeye hazırız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bizim talebimiz bu kadar sıkışmış bir ilçede, bu kadar yoğun yaşanan kalabalığın her gün arttığı bir ilçede nefes alacak alanlara ihtiyaç var. Doğaya ihtiyaç var. Kent giderek doğadan uzaklaşıyor. Buca'da bunun en çarpıcı bir biçimde yaşandığı ilçelerimizden biri. Özetle bu alan hazır yıkılıyorken şehre bir nefes alınacak alan hediye edilsin. Talebimiz bu. O nedenle bunu söylemeye devam edeceğiz. Bizim bir talebimiz var. Biz diyoruz ki burası yeşil alan olsun. İster adına millet bahçesi deyin, ister rekreasyon alanı deyin, ister park deyin. Ne derseniz deyin ama buraya bina yapmayın. Söylediğimiz bu. Çok şükür geldi. Evet, büyük bir heyecanla karşıladık. Arkadaşlarım da Miami'den yeni döndüler. Daha buluşamadık. Ama oradaki çok büyük bir cruise fuarına katıldılar. Daha önemlisi 2 yıl sonra yapılacak cruise fuarına ev sahipliği yapma talebimizi ilettik. İzmir olarak buna ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bu sene 34 cruise'a ev sahipliği yapacağız ama bunlar rakam değil, çerez. Yani biz yüzlercesini ağırlamak istiyoruz. Evet, meyve veren ağaç taşlanır herhalde. Ya onu bilmiyorum ama gerçekten kamuoyu biliyor diye düşünüyorum. Yani kamuoyu bunun gereğini de yapar, cevabını da verir.